dinleyenler, her pazartesi klasik, aynı yayın saatimiz aynı, haftamız aynı. Ancak seçimler nedeniyle bölgemizin de yeni tanıdığı adaylar olduğu için ara programlar da yapıyoruz. Genel seçimlerde insanlar, vatandaşlarımız seçeceği adayları daha iyi tanısın, sonra biz pişman olduk demesinler diye. Biz de bu seçime katkıda sunuyoruz Değişim Radyo olarak. Bugün gerçekten çok renkli, siyasetin çok renklisi, bölgemizin çok renkli bir simasıyla program yapıyoruz. Benim için güzel bir program olacak. Sayın Çatıroğlu'nu çok önceki yıllara dayanırız, tanıştığımız. Sayın Çatıroğlu gerçekten renkli bir sima. Hem bu bölgenin kendi çocuğu, yani buradan kimse kırılmasın, darılmasın ama diğer adaylarımızla şöyle bir baktığımızda otelde kalmayan tek aday diyebiliriz. Yani AK Parti'nin adayları da dahil, bugün kalmıyorlarsa da yarın kalırlar ama Faruk Çatıroğlu seçilse de seçilmese de otelde kalmayacak. Mezarı, evi, ocağı bu bölgede kalacak. Yine seçilse de selamun aleyküm deyip aleyküm selam diyebileceğimiz, seçilmese de selam verip alacağımız bir şahsiyet. İnşallah seçilecek, seçilebilecek sırada. Sayın Çatıroğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi kısaca bir tanıyalım. Biz tanıyoruz ama evet. Yani seçmenlerimize artık iyice Sayın Çatıroğlu kimdir, Faruk Çatıroğlu kimdir, ne iş yapar, babası ne iş yapar, çocukları. Hatta çocukluğumuzdan bugüne tanıyalım ki. Tabii. Çocuklukta yaşadıklarımız da bugüne. Efendim ben 9 Eylül 1961 tarihinde Alaplı'nın Kılçak köyünde doğdum. İlk okulu kendi köyümde okudum. O zamanki okulları biliyorsunuz. 2 sınıflı bir okuldu. 1-2-3 aynı sınıfta, 4-5 aynı sınıftaydı. Hatta bizden önce 1-2-3-4-5 aynı sınıftaymış. Biz gene biraz kendimizi şanslı hissediyoruz. Yani iki öğretmenimiz vardı. Biri müdür, bir tanesi de sınıf öğretmeni. Böyle bir okulda okuduk ama ben başarılı bir öğrenciydim. Aynı zamanda çok da yaramaz, yani hiperaktif bir kişiliğim vardı. İlkokulu bitirdikten sonra Alaplı Ortaokulu'na başladık. 3 yıl orada okuduk. Bu arada tabii aile bütçesine katkıda bulunmak için ben daha henüz ilkokul çağlarındayken kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani bir alışveriş vesaire gibi. Ne yaptınız? İlk yaptığım iş şuydu. Bilmiyorum aklıma nereden geldi. Yani bir kalemtıraş aldım. Herkes de yok kalemtıraş o zaman. Yani defter, kalem alıyor bile de silgi. Kalemtıraş herkes almıyor. Kalemtıraş aldım. Kalemtıraş ile kalem sivrilmeye başladım. Sınıftaki çocukları ve onlardan defterin ortasından bir yaprak alırdım. Kağıt alırdım. Kağıt alırdım. Onları da eve götürüp anneme diktirip kitap, defter yaptırdım. Yani böyle bir ticaret böyle başladı. Takas gibi bir şey yani. Vardır. Vakit para olmuyor bir yöntem. Daha sonra ciklet, çikolata, gofret falan gibi şeyler satmaya başladım. Yani önce bir bakkaldan aldım. Baktım bakkalın şeyi pahalı. Sonra bir toptancı keşfettim. Toptancıyı daha hesaplı. Oradan almaya başladık. İşte 60 tane olur onun tanesinde. 25 kuruş tanesi. Bugünkü parayı 15 lira topluyorduk biz. Bakkaldan aldığımda 11 liraydı. Toptancıdan ben ona gidip 3-8 liraya alıyordum. Böyle bir şeyimiz de vardı. Ama hiç yemezdim yani. Zarar etmeyeyim diye. Kimseye de parası vermezdi. Daha sonra yaz tatillerinde fındık görmeyeciliğine falan gitmeye başladım. Buradan bizim Alaplı Ereğli bölgesinde fazla fındık yok. Bu arada Sayın Çatıroğlu, ilkokula giderken hani milletin, çocukların kalemine falan açtınız. Karpuz da sattınız mı? O daha sonra. O lise, hangi yıllarda? Lise zamanında. Şimdi fındık lise görmeyeceğine... kaça giderken? Lise 2. Lise 2. Fındık yövmeciliğine falan da kaç gittik. Paraya sattınız? Tezgahta parayla mı yoksa karpuzu yeme için mi? Yok. Çalışıyordum yani. Yomiyeli. 8 yıl çalıştım. Köprü başında, bizim Alaplı köprü başında. 8 yıl manavcılık yaptık. Kavun, karpuz, değişik sebzeler. Hatta bir ara kendi işimizi kendimiz yapalım 4 ortak. Ormanlı pazarı, bizim çarşamba pazarı, Ereğli pazarı, şurası burası derken zarar ettik işte. Karpuzdan. Yok yok, başka işte. Başka işte. Fasulye, şeftali. Manavlık yaptınız yani. Araba.
yaz tatillerinde çalıştım, kışın okudum. Aile bütçesinde katkıda bulunuyorum. Liseyi Düzce İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Burada İmam Hatip yok muydu? Yoktu. Düzce İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ve 4 yıl okudum. İşte 4 yıl okudum. Biricikle bitirdim ben Düzce İmam Hatip Lisesi'nde. Ve işte o İmam Hatip 2. sınıftayken başladım. Tavuk tarif uzatmaya. Rahmetli Temel abimiz vardı, Temel Yazgan. Allah rahmet eylesin. Belediye meclis üyesiydi. Belki bize siyaset oradan da bulaştı, onu da bilmiyorum. Yani CHP'nin belediye meclis üyesiydi ama biz çok yanlışırdı bunu. Çalışırdık, ederdik. Belediye başkanları gelirdi tezgah onlara. Belediye meclis üyeleri, milletvekilleri gelirdi zaman zaman. Böyle bir siyasette bir haşır neşir şeyimiz orada başladı. Ama ben de 8 yaşından beri bu siyasete merak var aslında. Siyaset ve ticaret var. Şeyde, babam 8 yaşında bir takım kitaplar, bayraklar falan getirdi. Bunlar nedir falan derken, kurcalarken, burcalarken oradan bir heves başladı bizde. Babanız milli görüşçü müydü yoksa Adalet Partisi CHP'li miydi? Şimdi Demokrat Parti kökenli bir aile bizim aile. Arkasından tabii Adalet Partisi. Sonra bir dönem babamın MHP'liği var 1969'da. O zaman kızmış şeye, Süleyman Demirel'e. Baktım evde MHP bayrakları falan kitapları var, dergileri var. Onları okuyarak başladık. İşte sonra Milli Nizam Partisi, ben bilmiyorum pek de, Milli Sanat Partisi kurulunca o zaman biz Milli Sanat Partisi ile başladık bu işe. Ben ilk yaptığım iş afiş asmaktır şeylere o zaman. 74 seçimlerdi yanılmıyorsam. Siyasi arkadaşlar gelmiş, büyüklerimiz. Onlardan afiş aldım. Kendi paramla gittim, tutu aldım şeyden. Nalbur'dan. Başladık. Ben yapışırım. Arkamdan bir grup geliyor söküyor. Ben yapışırım söküyor. İnan ettik. Onlar yapıştırdı. Biz söktük. Bunlar hiç söktü. Biz yapıştırdık falan. Ha bu arada şey unutmayalım. Ayakkabı boyacılığı da yaptım ben. Ortaokulda. Evet. O caminin ne oldu? Bizim bu şimdiki yazıcı oğulları var ya. Kuyumcu. Evet. Onların bir amcası var. Ömer abi. Allah rahmet eylesin. Böyle seyrederdim bunu. Kutlu ile seyrederdim. O kadar güzel ayakkabı boyardı ki çok güzel bir sandığı vardı. Yazıcıoğullarının babaları mı? Yok. Amcaları. Amcalar da mı ayakkabı boyacılığı yaptı? Vardı, amcası vardı boyacılığı. Ayakkabı boyacılığı. Tabii. Çok hoşuma giderdi böyle yaparken. Yani bizim İrfan Yazıcıoğlu'nun, İlhan Yazıcıoğlu'nun amcaları ayakkabı. Amcaları derken babalarının amcası. Babalarının amcaları. Yani İsmail abilerin amcası. Böyle kutlu ile bakıyorum, ya dedim ben bunu yapamaz mıyım dedim kendi kendime. O zamanlar tabii sigara içiyoruz biz. Ben şimdi sigara içmeyi bıraktım. 10 seneyi geçti. Baba parasıyla sigara içmek bana ağır geliyor. Ben de mutlaka çalışmalıyım. Hatta sigaranın da iyisini içmem lazım ki. Baba parası falan da olmaz o yani. Dedim bir sandık yaptırayım. Ama sandık yaptıracak param da yok yani. Babadan destek isteyemiyorsun. Babası istemiyorum. Ben öyle şey yapmadım yani. İsteseniz yapar memur, mıydı? Babam memur. Şimdi gerçi bizim başka tavuşunu falan da yapıyoruz, yumurta tavuşunu falan ama beş kardeş beşimizi okuyoruz. İki erkek, üç kız. Şimdi kızların hepsi öğretmen, dördüncü öğretmeni, benim kardeşim avukat. Yani biz okuyabildiğimiz yere kadar ailemiz de destek olduk. Kendimiz de tabii çabuk gösterdik. Bir telefonumuz var yalnız. Evet. Bir alo diyelim. Alo. Sevgili dinleyenler, Faruk Çatıroğlu'nun hayatından bir kesit. Zannediyorum telefondaki Veysel Bey olması lazım telefonda. Evet. Alo. Alaplı'dan balıkçı Veysel telefon attığımızda evet, Sayın Çatıroğlu'yla beraber çocukluğunda, gençliğinde karpuz sattığı arkadaşı. Rahmetli Temel abinin oğlu. Alo. Evet. Evet, herhalde hat düştü. Tekrar bağlanırsanız seviniriz Veysel Bey. Sevgili dinleyenler, tabii ki biz konuklarımıza zaman zaman böyle sürprizler yapıyoruz. Faruk Çatıroğlu'nun gençlik yıllarında Alaplı'da karpuz tezgahında çalışarak para kazandığını, işte kendisi de söylüyor babama, baba aile bütçesine yük olmadan hayatımı geçindirmek için küçük yaşlarda kalem açarak, defterin orta sayfası karşısında kalem açarak para kazanmanın kutsal, zaten yani alın terinin kutsallığı gibi çalışarak ilk adımı bu şeyle yapmıştı. Dedim ki Bartır'dan yaptı. Bartır, evet. Belki de Türkiye'de Bartır'ı ilk Faruk Çatıroğlu 30 yıl önce, 35 yıl önce ilk okulda yaptı. Evet, Faruk Çatıroğlu'nun bir arkadaşı beraber karpuz sattığı
beraber tezgahta, Alaplı'nın caddelerinde tezgahında karpuz sattığı arkadaşının yayını biraz sonra bağlayacağız. Evet, kaç tane çocuk var? Benim iki çocuğum var, bir oğlan bir kız var. Kaç yaşında o? Kızım evli, üç tane torunum var onda. Maşallah. İki oğlan bir kız torunumuz var, Allah razı olsun. Hatta bir tanesi de bu adaylık belli olduktan sonra doğdu. Evet. Tabii biz doğumunu bulamadık burada yoğun tempodan dolayı. Bir gece programlarımızı bitirdik, Zonguldak'taki programları. Gece 12'den sonra İstanbul'a gittik. Bir saat hastanede olduk çocuklarımızdan, torunlarımızdan falan. Sonra tekrar... Alo! Alo! Buyurun, biz sizi duymaya çalışıyoruz. Biraz yüksek sesle konuşursanız. Veysel Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Bağlanmanızı biz istedik. Faruk Çatıroğlu'nun arkadaşısınız. Beraber karpuz sattınız. Evet. Faruk Çatıroğlu'nu bize anlatır mısınız biraz? Ticarette karpuzu tartarken, satarken hile yapar mıydı bu? Hayır efendim. Kabak karpuz satmış ama vatandaşa, bu bal gibi kıpkırmızı dedikleri karpuzlar hep kabak çıkmış. Hayır efendim, kesmece satardı. En güzel şekilde de yapardı bence. Yani halkımız, seçmenlerimiz Çatıroğlu'na güvenebilir mi? Evet, duyuyoruz sizi. Sesiniz geliyor. Evet, ticarette olsun, her konumdan dört dörtlüktür yani. Çalışmacı olaraktan, esnafı hayatından geliyor zaten kendisinden. Esnafı halinden anlayan kişidir. İyi bir adımcıdır. Peki milletvekili, milletvekili olabilecek bir sıralamada, inşallah kazanır. Peki kendisinden beklentileriniz nedir? Alaplı olarak, bölge olarak neler bekliyorsunuz seçildiğinde Çatıroğlu'ndan? Ama babanız sol CHP'liymiş. CHP'li bir aile olarak nasıl destekliyorsunuz Çatıroğlu'nu? Faruk abi de siyasette babamın yanında yetişti zaten. Babamdan çok şeyler almıştır yani. Bilgi olarak, tercüme olarak. Evet. Yani babamın yanında yetiştiğinden zaten kendisi de söyler her zaman. Kaç parayı olmaya veriyordunuz Çatıroğlu'na o zaman? Valla o zamanın şartlarını da bilmiyorum. Evet. Küçüktünüz. Hakkını veriyordu. Evet, haftalık veriyordu. Yani hafta olsun. Ben gireyim mi oraya? Yani. Tabii. Veysel'cim. Veysel'cim çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. Tamam, benim tabii rahmetli Temel abimizin çok bizde emeği var. Evet. Aynı zamanda dünya görüşü olarak çok şey paylaştık. Biz siyasi tecrübelerinden istifade ettik. Benim en önemli özelliklerimden bir tanesi odur. Yani ben tanıdığım, birlikte bir şekilde birlikte olduğum insanların tecrübelerinden de istifade etmekten her zaman mutluluk duymuşumdur ve o benim için artı olmuştur. Dünyayı yeniden keşfetmektense bir birikimi alarak onun üzerine bir şeyler eklemek daha adama kısa, uzun mesafeleri daha kısa zamanda aldırıyor. Benim ilk aldığım maaş 1500 liraydı o gün parayla. İkinci yıl aldığım maaş 3500, üçüncü yıl aldığım maaş 7000 lira, dördüncü yıl ortak oldum. Biz patronla şöyle ortak olduk. Dedim artık Temel abi dedim. Ben çok çalışıyorum ama biz bu işi dedim ortak yapalım. O da hiç düşünmeden dedi ki 1/3 senin dedi. Niye 1/3 değildi? 1/3 de yarı yarıya değil dedim. Oğlum dedi sen rahmetli. Sen dedi çare ortaksın. Zarar etsen ne vereceksin dedi. Ben var mı vereceğim bir şey? Yok dedim Temel abi. Benim bir şeyim yok. Ben öğrenciyim. O zaman dedi ki bir pay benim, bir pay senin, bir pay da dükkanın dedi. Patron salaklısın dedi ve o yıl biz çok büyük bir para kazandık. Bugün belki bir araba alacak kadar bir para. Güzel günlerdi, iyi hatıralardı ondan. Tabii iyi bizim bağlantımız gene devam ediyor.
Mesela hattı mı yoksa? Hattı. Buyurun, devam edelim. Evet, Veysel Bey çok teşekkür ederiz yayına bağlandığınız için. Biz teşekkür ediyorum. Başkanımıza kolaylıklar dileriz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın. Tamam, ondan sonraki aşamada biz üniversite hayatı başladı. Hem işte gene yazın okuyoruz, gene böyle üniversite, Uludağ Üniversitesi. O zaman Bursa Üniversitesi, Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak başladık. Sonra 82'de YÖK kuruldu. YÖK kurulunca bizim okul Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Akademisi ile birleşti. Uludağ Üniversitesi oldu. İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi oldu. Biz orada ekonometri bölümünü ben bitirdim. 84 yılında. Daha sonra İstanbul'da bir özel bir firmada 2 yıl askerlik vazifesini yapana kadar üstey görevli olarak çalıştım. Mali ve İdari İşler Müdürü olarak. 86'da kısa dönem askerlik vazifesi için Gölcü'ye gittik. Pardon, Poligon'a gittik. Denizci askeriydim ben, Bahriye'ydim. Oradan Gölcü'ye dağıtımımız çıktı. En son 2 ayımızda İzmir Uzunada'da bitirdik. Askerlikten sonra daha İstanbul'a gitmedim. Memlekete döndük ve mali müşavirlik mesleğine başladık. Halen de o mesleğimiz devam ediyor. Bu belediye arada, başkanlığınız oldu bu arada. Tabii. Bu arada çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, odalarda, kendime söyleyeyim, derneklerde başkanlık yöneticilik yaptık bu dönem içerisinde. 1994 yılında Refah Partisi'nden belediye meclis üyesi seçildim. Bu, o zaman Cedi Uzun eski il başkanımız belediye başkan adayıydı. Hep yani Allah'ın takdiri çok yerde bizim karşımıza çıktı. Mesela o seçimlerde ben ikinci sıradaydım şeyde belediye meclisinde. Ekrem abi, Ekrem Yazıcı abi birinci sıradaydı. Genel merkez bir prensip kararı şey yaptı, dedi ki bu ilçe başkanlığından istifa edip birinci sıra meclis üyesi adayı olmuştu. O zaman da genel merkez şöyle bir karar yayınladı. Dedi ki ilçe başkanları ya ilçe başkanlığına devam etsin ya da genel meclis üyesi olsun, belediye meclis üyesi olmasınlar diye. Biz o zaman bire geçtik. Ve o sene bir meclis üyesi çıkardı. Bu da siz. Tabii. Yani böyle başladık belediyecilik hayatımız. 4 yıl tabii belediyeciliğimiz var. 5 yıl belediye meclis üyeliğimiz var. Ama Nevzat Bey belediye başkanıydı o zaman. Biz tabii muhalefeti örgütlüyoruz. Biz, ama sayımız yetmiyordu. 5 kişi. Başkanla beraber 7 kişi bu tarafta vardı. Ama zevkli bir belediye meclis üyeliği, heyecanlı bir belediye meclis üyeliği dönemi geçirdik. O bize bir dönem sonra belediye başkanlığı adaylığının kapısını açtı. Bu arada partimiz kapatıldı o şeyde. 98 yılında ve ben 98 yılında genel merkez tarafından Fazilet Partisi Alaplı ilçe kurucu ilçe başkanı olarak atandım. Orada yönetimimizi oluşturduk. 6 ay sonra da belediye başkanlığına aday olduk. O da enteresan. Yani ben ilçe başkanıyken en yüksek sonucu hani kazanmak bir tarafa, en yüksek oyu kimden alırım? Kendimi aday yapmıyorum, görmüyorum yani, tamam mı? Kimden alırız diye aday arayışına çıktık. Bir iki kişilerle falan da görüştük. Bu da bizim Kulakları Sınası Necmettin Aydın abimiz var, milletvekiliydi o zaman. Fazilet Partisi'nde. Onun kulağına gitmiş, beni aradı, dedi ki ya sen hiç adayı arama. Sen kendin adayı. Sen ya kendin oluyor, Ekrem abi aday olsun. Yeniden birisi. Biz orada dediler, anket yaptık, başka türlü olmuyormuş. Ben bir hafta bana bir müsaade edin, şöyle bir nabız. Ekrem abinin yanına gittim, orada dedi ki bana mazmatayı versin, ben olacak halim yok. Sen dedi aday ol. Ben dedim ki bana bir hafta bir müsaade edin, ben şöyle bir şeyi koklayayım, nabız nedir? Esnafı işte, vatandaşlarla. Baktık karşılık var yani, efendime söyleyeyim. Ondan sonra dedim tamam. Ama dedim erkenden açıklayayım dedim. Böyle millet daha birbirine uğraşırken. Ben çalışmaya başlayayım. Ya ben başlayayım. Erken adam ne olur derler ya, evet. O hesap. Biz tabii 3,5-4 ay önce kampanyayı başlattık. Ben 99
Alaplı'da çok çalıştım her şey olarak. O zaman mucize olarak duruyordu Alaplı'da. Evet, mucize olarak duruyordu. Partide alınması. Çünkü partiye bir kapatma davası açtılar. Biz tam şeyde evet. Biz bir ara düştük yani. Çalışmaz o hale geldi falan derken. En nihayetinde 77 oy farkımız Alaplı'ya ile başkan oldu. İtiraz. En sonunda bir hafta sonra mazbatamızı aldık. Karşınızdaki aday kimdi? 77 fark. Şimdi şöyle. Sedat Alay, Anavatan Partisi. Evet. Onun arkasından ben Muhabbet Tezer CHP'den. Onun arkasından DSP'nin adayı vardı. Ramiz Hoca. Evet. Onun arkasında Orhan Yener vardı. Şey, Doğru Yol Partisi'nin adayı. Yani çok çekişmeli bir seçimdi o. Orada çok da çalıştık. Semeresini de aldık. Girmediğimiz ev, şey, sıkmadığımız el, bu işçi otobüslerine, vardiya hepsine onları karşılama, işe gönderme vesaire var. Değişik bir seçim stratejisi. İnsanlar uzandıkça, insanlar sizi tanıdıkça o zaman kendinden zaten bir iletişim, kolay iletişim. Şöyle söyleyeyim, ben insanlar bilmediğinin cahilidir. Bilmediği şeyi tanıdıkça insanlar ısınıyor, daha çok fazla yaklaşım gösteriyor. Yani şimdi bir insanı tanımıyorsunuz, onun hakkında belki bir sürü tevatür, efsane, şu bu söyleyebilirler size ama o insanı tanıdıkça o efsanelerin, tevatürlerin doğru olmadığını, esas doğrunun karşınızda olduğunu göreceksiniz. Benim en önemli özelliğim samimiyettir. Evet. Ben samimiyete çok önem veririm ve samimi ilişkiler olması lazım. Yapmacık ilişkiler de hemen zaten kendini belli ediyor. İnsan istediği kadar şey yapsın. Göz bakışından, el sıkışından, efendime söyleyeyim, vücut hareketlerinden, tavırlarından. Onun için samimi olmaya çalışıyoruz biz seçmenimize karşı, vatandaşımıza karşı. Ve bir özelliğim daha var. Ben hiçbir zaman küsmedim, darılmadım. Siyasette çok çeşitli badireler atlattık, ticarette atlattık ama hiçbir zaman da mücadeleden vazgeçmedik, bırakmadık. Sizginizi de bozmadık. Bozmadık. Ve en nihayetinde de vatandaşın içinden de hiç çıkmadık. Kahvesine gittik, çay içtik. Buraya geldik, bulduk. Mesela ben Ereğli'de, çok büyük çevrem vardı Ereğli'de. Yani Alaplı'dakinden belki daha fazla diyebilirim. Çünkü biz yaşantımızın bir kısmını Ereğli'de geçirdik. Çünkü Ereğli Alaplı birbirine ayrı bir yerdir. Büyük Bitinya toprakları buralar, kadim Bitinya toprakları ve çeşitli kültürler, kavimler buralardan gelmiş geçmiş. En son Orhan Gazi zamanında Türkleşmiş buralar. Daha öncesi de var. Çandaroğulları zamanı da var. Efendime söyleyeyim. Bir gelenekleri, görenekleri, yaşayış tarzları, efendime söyleyeyim, köy isimlerine bakarlar. Aynı bu bölgede de bölgenin insanları birbirinden farklı değil. Dolayısıyla hiç güçlük çekmeden, hiç zorluk çekmeden hoşgörülü de bir insan olduğumuzdan dolayı her yerde üstü kabul gördük. Alaplı'nın çarşısında nasıl üstü kabul görürsek, Ereğli'nin çarşısında da, vatandaşında da, esnafında da üstü kabul gördük. Elbette ki ufak tefek sorunlarımız olan insanlar yok. Bu vardır. Bu insan hayatı değil. Ne iş yaparsanız yapın mutlaka çok da az da olsa, çok da olsa ufak tefek şeyler oluyor, okulunlar oluyor. Ama biz onları da şu anda düşünmüyoruz. Ben hepsini geriye bıraktım. Biz tamamen önümdeki olaylara odaklandım ve kim gelirse de kucaklayarak yoluma devam ediyorum. Bu bir dönem, evet, belediye başkanlığı dönemini yaptık. O dönem tekrar gene bizim parti kapatıldı. Bu sefer Fazilet Partisi de kapatıldı. Biz bu sefer AK Parti'ye geçtik arkadaşlarımızla birlikte. 2004 seçimlerinde tekrar AK Parti'den aday gösterildik. Hatta o gün İl Başkanımız Cem Uzun ilk hiç kimse açıklamadan bizi açıkladı. Yani o da spekülasyonunu falan durduran bir nokta oldu. 2004'te de en yakın rakibimize 1100 küsur oy farkla oylarımızı da 23'te seçilmiştik. %48-49'lara çıkarak yolumuza devam ettik. Alaplı'da çok önemli altyapı yatırımları yaptık burada. Bütün Alaplı'nın kanalizasyonu yeniden yaptık. Bütün mahalle, kendime söyleyeyim. Büyük bir dolgu sahası, 930 dönüm bir tarafta, 100 dönüm bir tarafta, 80 dönüm bir tarafta olduğum üzere. Şimdi büyük bir pazar evi yaptık. 12.150 metre falan, kendime söyleyeyim. Şeyde bizim yukarıda siteler düzenleme yoktu. Taş duvar düzenlemesi, yol düzenlemesi, teritüvar düzenlemesi. Onları tamamen bitirdik. Yani bugün birçok ilçede, ilde sorun olan düzenlemeler biz o zaman çok büyük bir çabuk kurduk. Belediyeye gelir kazandırıcı işler yaptık. Bizim Çakı Ocağımız vardı bizim.
Çok büyük de gelir elde ettik oradan. Hem ama Nevzat Çimeroğlu kapattı onu sizden sonra. O farklı bir şey. Orada ruhsatlar iptal oldu bizden sonra. İki tane ruhsatımız vardı bizim. Evet. Belki onda daha fazla sahip çıksaydı toplasında eleştiri olabilir ama... Siz muhalefette olmanıza rağmen o dönemin iktidarıyla ve... Evet, siz de yer meclisiniz. Ve siz, siz seviliyordunuz. Yani o kapıdan girip, o kapıdan çıkıp Arap'lıya hizmet getiriyordunuz yani. Hasan Gemici'nin kapısında yattım ben. Evet. Ondan sonra Maliye Bakanı vardı, Arap'ta, onun kapısında yattım yani. Hiç bir başka partidenmiş gibi davranmıyorlardı size. Sizdeki enerjiden, sinerjiden olsa gerek herhalde. Valla ben pankart da astım yani. Ve mesela MHP'nin milletvekili bize deprem afet yardımlarında çok yardımcı olduydu. Ben de Sayın Celaloğlu'nun Allah altında minnettarız diye. Bir aydır durdu o. Bölgenize hizmet etmiş. Yani niye erineyim, niye çekineyim diye. Ben neticede bir yerel yöneticiyim. Ve benim o andaki görevim sorumlu olduğum alanda en iyi hizmet yapmak. İnsanlarla yani güzel ilişkiler kurduğunuz gibi, yani farklı hükümetlerle de, farklı partilerle de güzel ilişkiler mesela kurdunuz. Sizden gittik Vali Bey'den şey aldık. Evet. Festival için. Yardım aldık. Gittik yardım. Komisyona girdik, çatır çatır pazarlık yaptık, yardım aldık yardım mesela. İsmet Metin mesela Bey vali. Zor bir valiydi. Zordu, çok zordu. Bize bir sürü zorluk da çıkardı ama en son yardımcı da oldu. Şimdi o valiyi bıraktı falan, ondan sonra bir pusula bundan şeye gitmiş. Röportaja. Tamam mı? Demiş ya işte bir sürü soru soruyor da en sonunda diyor ki Zonguldak'ta diyor görev yaptığı süre içerisinde en beğendiğiniz ve en çok efendime söyleyeyim kıymet en beğendiğiniz siyasetçi kimdir diyor. Size göre diyor. Faruk Çatıroğlu diyor. Şaşırdım ben. En sevdiğiniz ve en beğendiğiniz diyor. Öyle deyince la sayın varım dedim siz eğer sevdiğinizde dedim bu sürümleri yapıyorsunuz. Sevmediğinizde ne yaparsınız kim bilir dedim tamam mı? Ama şeydi yani böyle bir değişik bir insandı. Ben de onu hiç saygıda kusur etmedim. Her zaman yani ne yapılır. Belki de bizim hayatımızın bak en önemli melek taşlarından bir tanesi sabırdır. Sabırdır sabır. Sabır çok önemli. Sabrettiniz evet. Sabrettik hep sabrettik. Mükafatı da inşallah alınacak diye düşünüyorum. Çünkü kavgacı insanları kimse sevmiyor. Yani ne siyasetçiler seviyor ne halk seviyor. Yani kavga. Biz şimdi kavga yapacağız. Kavga yapacağız da ne kavgası yapacağız biliyor musun Şenol Bey? Biz Ereğli'nin Alaplı'nın Zonguldak'ın kavgası yapacağız. Bu memlekette. Zonguldak'ı bir üst lige taşımak için yani anlamında değil. Spor anlamında değil. Spor anlamında da aynı şekilde mücadele edeceğiz ama esas Zonguldak'ı şehir olarak bir üst konuma taşımak için kavga yapacağız. Cumhuriyeti onun için vuracağız. Birlik beraberlik içerisinde siyasetiyle, bürokratçısıyla, muhalefetiyle, iktidarıyla aynı Alaplı'da o muhalefet döneminde sen biliyorsun biz hükümet konuğunun IMF kararlarıyla işten çıkmış. Programdan çıkmış, evet. Şey yapmış. Ama biz gittik. Alaplı'da bütün ben belediye başkanıydım. Ticaret odaları muhalefet partilerinin ilçe başkanlarını, onların ilgen meclislerini, belediye meclislerini hep beraber biz gittik bir otobüsle Ankara'ya 50 kişi. Hasan Gemici'ye çıktık. Hasan Gemici bize hem yemek ısmarladı. O öyle dedi, böyle dedi, şu dedi, en nihayetinde de dedi ki bu iş Özel abimiz ona bir şey söylüyoruz, o yazıcı ticaret başkanıydı. Hasan dedi, bak dedi bu bakanlıkta gider. Bu milletvekilliği de kalmaz. Ama biz dedi hepimiz Zonguldaklıyız. Sen çarşı malısın biz. Allah biz Ereğli'yiz. Yarın dedi bir gene bir yüzümüze bakacağız dedi. Adam bir telefon etti Milletvekili Genel Müdürlüğü'ne ve biz daha buraya dönmeden bizim mal müdürlüğü şeye başladı. Oranın kamulaştırma işlemlerine başladı. Neden biliyor musun? İşte bu birlik beraberliğin şeyi bu. Ben kendi başıma gitsem bir ortak abi ısmarlar gönderirlerdi arka kapıda. İyi niyet diyerek dilekleriyle. Ya da ticaret odası tek başına gitseydi. Aslında sizi çok fazla bölmek istemiyorum da bugün. Buyurun. Mesela bizi dinleyenlerimiz, sevgili dinleyenler. Yine bugün diyalog programının çok önemli konuğu Faruk Çatıroğlu, AK Parti 2. sıra milletvekili adayımız, konuğumuz. Radyosunu yeni açanlar için bunu tekrarlamak durumundayım. Faruk Çatıroğlu çok renkli, siyasette de başarılı ve insani yaklaşımları da geçmişten de tanıdığım için söylüyorum. Bazen benimle ilgili de eleştirilere buradan cevap vereyim. Konuğunuzla zaman zaman aynı partideymiş gibi gözüküyorsunuz diyorlar. Seçim süreci boyunca konuklarımı marifetlerini ortaya dökecek soruları soruyorum. Muhalif sorular da soruyorum.
geçtiğimiz programda benim MHP'li olduğumuzu düşünen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz olmuş. Tabii ki benim de 7 Haziran'da sandığa giderken vicdanımla sandık arasında bir oyun var. Bunu burada konuşmak istemiyorum. Ancak konuklarımıza, sevgili dinleyenler, kamuoyu ve halkımız net dinlesin, anlasın, kendi şeylerini ortaya çıksın diye biraz fazla bu seçim öncesi fazla şeyi söylüyoruz, bırakıyoruz. Ancak tabii ki neler soracağız Sayın Çatıroğlu'na? Bunları da buradan dinleyenlerimiz, merak edenlerimiz varsa şey yapsınlar. Hastane, eski hastaneyi soracağız. Burası üniversite kampüsü olacak mı? Tersanelerde çekiş sesleri duyulup 10 bin işçi orada olacak mı? Emekliler ve asgari ücretler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin emekliler ve asgari ücretler üzerinden bir çalışmaları var. Bunları soracağız. Gerçekleşir mi? Hayal mi? Ereğli Devlet yolu büyük bir aşk. Bitmeyen bir aşk. Bu yolu soracağız. Siz neden o toplantıya katılmadınız? Ekrem Yazıcı hayatınızda neler içeriyor? Nuri Tekin'i başarılı buluyor musunuz? Oy oranlarını soracağız. Ercan Candan'ı, Köksal Toktan'ı, Fazla Erdoğan'ı soracağız. Organize sanayi bölgesinde halen boşluklar var. Neler yapabilirsiniz? Siz farklı bir kişiliğinizde geçmişte evet AK Parti 12 yıl iktidar ama Faruk Çatıroğlu farklı bir kişilik. Diğer siyasetçilerden ayrıştıran yönler var. Ben geçmişten de kendisini çok iyi tanıyorum, biliyorum. Bir tık önde diğer adaylardan, seçildiğinde de önde. Seçilince Büyük Millet Meclisi'nde de bir tık önde olduğunu hem bölge halkımız görecek hem de Türkiye görecek. Erdemir'i soracağım. Erdemir'i yöneten şu anda Erdemir Genel Müdürü TOFAŞ'ın CEO'suydu. Erdemir biliyorsunuz OYAK grubuna bağlı, OYAK grubuna, Rene OYAK grubuna bağlı bir kuruluş. Bursa'da OYAK'ta araç, yan otomotiv sanayilerinde eylemler varken neden bizim organize sanayimiz boş? Niye bunları değerlendirmeyelim? Buralarda yan OYAK'ın ve TOFAŞ'ın yan ürünlerini üretmeyelim. Bunları soracağız. Merak edilen soruları soracağız. Programımız yaklaşık bize göre 2 saat sürecek ama tabii konumuz isterse 1 saat daha şeyimiz var. 13'e kadar sürebilir. Programımızın birinci bölümünde 322-27-30'a Sayın Faruk Çatıroğlu'na, AK Parti ikinci sıra adayı Sayın Faruk Çatıroğlu'na sorularınız olursa alacağız ama programın sonuna doğru alamıyoruz. İster istemez alamıyoruz. Çünkü konuğumuza haksızlık yapmak istemiyorum. Sayın Çatıroğlu, kaldığımız yerden devam edelim. Güzel anlatıyordunuz. Şu süreci bitirip ondan sorulara geçelim. Tabii. Tabii 2007'de biz milletvekiline aday olduk. O dönem. Belediye başkanlığından istifa ederek aday olduk. O dönem için bunu bir fırsat görmüştük. Yani sadece kendim için değil. AK Parti'nin 4 milletvekili sanki alabilecek durumu vardı. Yani öyle bir durumu vardı. Bazı şeylere, dağılımlara dikkat ederek aday gösterseydi yani demografik yapıya uygun bir şekilde. O zaman böyle bir şey düşünmüştük biz. Çok da mücadele ettik o zaman. Ama en nihayetinde biz sıraya bile giremedik yani. Ama belki üzülmüş olabiliriz. Ama kızmadık. Darılmadık. Küsmedik. Küsmedik. Ben o zaman... Yani durmak benim, yok dediniz, yine yola devam ediyoruz. Ben o zaman Köksal, Sayın Köksal milletvekilimize, toptan abimize dedim ki abi, ben dedim al altında çalıştırmayın, ben çalışacağım ama dedim. Ya Zonguldak'ta çalıştırayım, merkezde. Ben böyle bir talepte, onlar da beni Ereğli'de çalışmamı istiyorlar. Biz 2007 seçimlerinde, Erol Şahin ilçe başkanımızda, onun bir ekip vardı. Mustafa Demiray 5. sıradan milletvekili adayıydı, onun bir ekip vardı. Benim de bir ekim vardı. Biz Ereğli'yi 3'e böldük ve her akşam 3-4 tane program yapmak suretiyle seçim boyunca ben Ereğli'de çalıştım. Yani çoğu köylerin çoğuna gittim. Benim köyler vardı mutlaka. Yani ekip olduğumuz. Hatta diğer ekiplerin bitiremediği köyler vardı mesela. Adam köy yapılmış. Beni arıyor gecenin bir yarısı. Diyor ki mesela en bariz örneği Pembeciler köyüdür. Mustafa arıyor beni. Diyor ki ben 3 tane köy bitirdim. Gidiyorum şeye. Alap istikametine. Abi Allah aşkına dön, Pembeciler'e gidemedik, burada program uzadı, sen oraya da git, oraya da yap. Annemin köyüdür bu arada Pembeciler. Saat bir, he öyle mi?
Saat 1-1.30. Abi dedim orada 1 saatte kim bekliyor? Yoksa Niyazi Muhtar sizi bekliyor. Niyazi Muhtar dayım olur. Evet. Onunla da iyi samimiyet, iyi ilişkilerimiz var. Efendim o. Şimdi tabii köye gittik. Hakikaten bekliyor millet yani. 2007 seçimleri sıcak da bir yandan. Ondan sonra. Tabii oraya girer girmez Niyazi Muhtar dedi ki kulakları çınlasın. Arkadaşlar dedi. Ben şu üzerinden geçtiğiniz yolu sayın dedi Faruk Çatıroğlu belediye başkanı döneminde vermiş olduğu çakınla yaptım dedi. Devlet dedi çimento verdi, başkan da dedi çakınla verdi, biz dedi bu yolu yaptık dedi. Şimdi öyle başlayınca zaten 3-0 önde başlıyorsun bu olaya. Evet. Bakın benim o özelliğim de var, ben bunu söylemeyi unuttum. Ben sadece Alap merkeziyle ilgili kalmadı çalışmalarım. Bizim Ereğli'nin köyleri, Alap'ın köyleri, Kozlu'nun köylerine kadar, Akçıoğlu'nun köylerine kadar biz imkanlarımızı paylaştık. Çakıl Ocağı'ndan pamuk gönderdik, camilerimiz sıvansın diye, çakıl gönderdik, yol yapısın, ıslat balığı yapısın diye. Susuzluk zamanlarında tankerlerimizi gönderdik. Aşağı yukarı, Toyfanlı muhtarımız vardı bizim. Necati Muhtar, Erardım. Başkan suyum bitti, gönder. Camide 60 alacağız, su yok, gönder. Gönderelim. İş makinelerimizi gönderdik. Karda, kışta yolları açmak için hizmetlerin yetersiz kaldığı zamanlarda yangın çıkar itfaiyemizi gönderdik. Kendimiz acı ve tatlı günlerinde yanlarında olduk. Hep paylaşımcı olduk. Şimdi tabii 2007 seçimlerindeki bugünkü atmosfer bize Ereğli'de daha fazla bir taban yapma imkanı sağladı. Daha sonra ben ilçe başkanı oldum. Alaplı ilçe başkanı oldum. Yani belediye başkanlığı sürecinden sonra. İki dönemde ilçe başkanlığı yaptım. 2011 seçimlerinde aday olmadık milletvekiline ama bu dönem aday olduk, aday adayı olduk ve takdir-i ilahi bize böyle bir netice geldi. Ben buna nasip diyorum, kader diyorum, kısmet diyorum. Tabii bizden önce bu partide milletvekili olarak görev yapmış Sayın Köksal Toptan abimiz, Polat Türkmen abimiz, Fazla Erdoğan abimiz, Profesör Doktor Ercan Candan kardeşimize ben çok teşekkür ediyorum. Memlekete önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu bir hizmet, bir bayrak yarışıdır. Dün onları oraya koyan irade, bugün bizi oraya koymuştur. Yarın kimi oraya koyacağı ben değil. Yani bu bir takdir meselesi. Ondan dolayı da ben onlara çok teşekkür ederim yapmış olduğu Ereğli'ye, Zonguldak'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Biz onlardan devraldığımız bayrağı daha yükseklere çıkarmak için elimizden gelen bütün çabaları sarf edeceğiz. Ben bu konuda hepsiyle de görüştüm. Ercan Bey'le de görüştüm birkaç sefer. Bir araya da geldik. Kendisinden bir Zonguldak'ta bir hafıza noksanlığı olduğunu, gidenin gelene, gelenin gidene bir devir teslim bir şey yapmadığını, bu, dolayısıyla herkesin yeniden bir şeyleri keşfetmek için, becermek için uğraştığını, ben öyle yapmak istemediğini, bir hafıza oluşturuyorum. Örneğin sizin projeleriniz ne aşamada takip ettiğiniz projeler, bitenler, yarım kalanlar veya teşebbüs halinde olanlar. Bunlarla ilgili konuştuk, notlarımızı aldık. Seçimden sonra da dosyalarını da alacağız. Onun yarım bıraktığı şeyleri biz tamamlayacağız. Onun düşünüp de vakti olmadığından yapamayan şeylere biz geri ağırlık vereceğiz. Yeni bunun üzerine şeyler katacağız. İnşallah diğer milletvekillerimizle bu şekilde konuştuk. Peki projelerini aktardı mı Sayın Ercan Bey? Aktardı, projeleri aktardı. Biz onların bir kısmını da takip ediyoruz. Hastane projesi olan bir tanesidir. Mesela o kendisi 3 sefer dosya vermiş başbakanımıza. Biz de bu konu bize iletildiğinde, Ereğli'de biz ilk dernek ve oda ziyaretleri yaptığımızda baktık ki ortak payda hastanenin şey yapılması, fakülte kampüsü yapılması, üniversite kampüsü yapılması. Peki olacak mı? Yani bunu yani geçenlerde Sanayi Bakanı geldiğinde böyle sanki söze yani söz kesin bir şey dedi. Yani temayül gibi bir şey üniversiteyi kampüsü yapıyoruz orayı. Olur mu burası? Sanayi Bakanı derdi. Fikri Işık. Fikri Işık. O öncesi var ama. Söyleyeyim. Biz tabii şimdi bu ve buna benzer sorunlar var. İşte sadece üniversite kampüsü konusunda sağ olsun Hikmet abimiz Esnaf Tefal Kooperatif Başkanı çok güzel bir dosya yapmış. O dosyayı aldı burada. Efendim,
başbakanımıza bunu Bartın'da verdik, Bartın bitiminde. Hatta eleştiri konusu oldu orada. Ya dedi, sen daha milletin gibi olmadan dosya falan vermeye başladın. Yılmaz Bey var, Tunç Bey, Bartın Bey var, dosya evet. Yani. Tamam mı? Espritüel bir şekilde. Dedim ki yani biz şimdiden işi yapar hale gelmemiz lazım ki. Yani bir iş yaptığımızı gösterir mi? Evet, görsün yani bir şey falan. Dosyayı verdik. Başka sorunlar da vardı mesela. Zonguldak'ın, Çaycuman'ın, devrin, tüm Zonguldak'ın sorunlarıyla ilgili 28 maddelik bir ayrıca bir dosya daha verdik orada kendilerine. Çünkü Zonguldak bitimine bir altlık olsun diye hazırlık yapmışlar diye. Daha sonra Sayın Bakanımız Hüseyin Çelik Bey geldi. O bu konuda girişimlerde bulundu. Onlar bu konuyu hallolmuş demişler kendilerine. Ve en nihayetinde Başbakanımız geldi. Ereğli dahil dedi. Bütün bilimlerin elindeki şeyleri üniversitede kampüsü olarak vereceğiz dedi. Daha bu başbakanın verdiği söz sözdür. Bunun adlı bir şey olur mu? Başbakan bir yere söz veriyorsa gereğini yapmak durumundadır. Yani bu... Peki ne olacak orası? Yani şimdi başbakan söz verdi. Şimdi top rektörlükte mi? Hiç kimse de değil. Kimde? Bu şimdi bu seçim karışmalığında o işin kimse şu anda yok. Herkes arazide şu anda. Seçimler bitti yani, diyelim. Herkes sağda. Siz milletvekili oldunuz. Şimdi buranın neresi? Sağlık, bunun tahsisi Sağlık Bakanlığı'na gözüküyor. Sağlık evet. Bakanlığı'nın tahsisinden vazgeçecek. Milyonlar geçecek. Milyonlar da burayı üniversiteye Ereğli kampüsü yapmak üzere devredecek. Ne olacak burası? Ereğli kampüsü deyince fakülte. Vatandaşlarımız buraya fakülte. Tane fakülte ne gelecek? Fakültesi gelecek? Ben onun teferruatını şu anda bilmiyorum. Ama ben rektörün söylediği şeyi söylüyorum. Rektörü evet. De ziyaret ettik biz. Evet. Rektör Bey'i de ziyaret ettik. Heyetle. Burası olursa şu anda Ereğli 3500 üniversite öğrencisi var. Yüksekokul dahil buna. Evet. Evet. 10 bine çıkacak öğrenci sayısı. 10 bine çıkacak. Yani artı 6500 buraya şey gelecek ilave. Meteoroloji mi gelecek, mimarlık mı gelecek acaba? Meteoroloji ayrı. Meteoroloji, onu da müjdesini vereyim. Evet. Erdemir Meteoroloji Fakültesi'ne şeyi veriyor. Veriyor ama yani alan kim? Alan yani... Üniversite. Erdemir söylüyor bunu. Üniversite. Karamurs Üniversitesi, şey, Bülent Ecevit Üniversitesi. Üniversitesi. Yani eğitim fakültesi, eğitim binasının olduğu yer, Erdemir'in eğitim binasının olduğu yer. Doğurmanlarla birlikte şeye veriyor. Bunun Erdemir'deki ARGE merkezinin açılışında evet. Bizzat bu ifade edildi. Orayı Meteoroloji Fakültesi yapmak üzere ve Erdemir'le ilişkili bir şekilde çalışmak kaydıyla ve mezunların %10'una da iş garantisi verecekler. Böyle bir konseptle orası da Meteoroloji Fakültesi. Yani önümüzdeki dönem içerisinde Ereğli'yi eğitim anlamında çok güzel şeyler bekliyor. Yani bir Karabük gibi eğitim kenti olacağız. Yani hayır, zaten başka şansımız yok. Niye biliyor musun? Karabük'te 40 bin tane şey var şu an. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bak Karabük bizden ayrı bir şehir değil. Kadere bizimle beraber olan bir şehir. Karabük, Bartın, Zonguldak. Bunlar eski büyük Zonguldak diyorum ben buna. Osmanlı'nın son dönemlerinde ve maden kömürünün bulunmasıyla Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet döneminde de buna ağır sanayi yatırımlarının ilave edilmesiyle işte düz yastı mamul üreten Erdemir ve çubuk üreten işte Karabük, çiment, Bartın çimento fabrikası, Çaycuma sepe kağıt fabrikası vesaire gibi böyle bir sanayilerle Cumhuriyet döneminde çok büyük katlarda bulunmuş bir Zonguldak. Emeğin, istihdamın, efendimiz, madenciliğin, ağır sanayinin başkenti olmuş bir Zonguldak. Tabi dünyadaki tüm maden ve ağır sanayi şehirlerinin uğradığı bir şeye de uğramış zaman içerisinde. Ne olmuş? İstihdamda azalmaya meydan gelmiş. Yorulmuş şehir. Göç vermeye başlamış. Buna örnekleri var. Mesela Almanya'da Nordrhein-Westfalen bölgesi var. Bu bizim tüplerin, özellikle Zonguldakların yoğun yaşadığı kömür madenlerini ve çelik sanayinin merkezi sayılan bir yer burası. Dortmund, Köln, Gelsenkirchen, efendime söyleyeyim, Essen, Duisburg, o şey. Orada bir özel proje uygulanmış. Bu özel proje maden ve ağır sanayiden kaynaklanan geleneksel sektörlerden kaynaklanan İslam kaybı ve göçlerin önlenebilmesi için, sizin önlenebilmesi için orada mesela eğitime çok önem verilmiş. Her şehirde üniversiteler var. Şehirler birbirine çok yapışık. Anlatabiliyor muyum? Bu üniversiteler geliştirilmiş. Artı teknoparklar, lojistik merkezler yapılmış. Efendime söyleyeyim. Yatırımcılara ücretsiz arsa tahsisi. Arkasından hibeler, uzun vadeli krediler verilmiş.
özel bir projeyle bu yapılmış. Burada çalışma hemen hemen şekillenmiş durumda. 25 milyon tonluk liman en önde. Arkasında karma endüstri bölgesi ve bunun arkasında bir serbest bölge projesi. Buraya tekrar füyüsü liman yapılacak. Tabii. Orada şimdi özel liman, bir liman yapıldı ama. Liman için ihale yapıldı. Devlet yapı limanı. Türkiye'nin üçüncü büyük limanı. Fakat liman ve serbest geri plandaki serbest bölge ve karma endüstri bölgesi için 3 tane dava açıldı. Bunların bir tanesi limanın 4. sıradaki müteahhide açtı. Bir tanesini TEMA açtı. Bir tanesinde Çajma Belediye Başkanı açmış davayı. Dolayısıyla Bölge İdare Mahkemesi 3 tane dava olduğu için bu proje ilk etaptaki ilk bayağı 800 milyonluk bir proje. Liman 800 milyonluktu. Eski bayağı 800 milyonluktu. Bu sene 200 trilyon da ödeneği var. Ancak Bölge İdare Mahkemelerinde netlenmediği için her şey hazır olmasına rağmen orada inşaata başlanamıyor. Ama Başbakanımız onu da söyledi. Filyos öyle veya böyle her şeye rağmen bitirilecek. Şimdi biz Filyos Çaycuma tarafındadır da bize faydası olmaz diye düşünmeyelim. Filyos çok büyük bir proje. Tabii. Filyos sadece Zonguldak'a değil, tüm çevre ve Türkiye'ye etki edebilecek, aynı zamanda hitap edecek bir proje. Ve bizim istihdam noktasındaki taleplerimizin büyük bir kısmını da karşılayabilecek büyüklükte bir deniz yolunun Anadolu'ya bağlantısıları olacak. Tabii. Bak bununla bağlantı bir şey daha söyleyeyim. Mesela şu anda bizim orta vadeli demir yolu planları içerisinde şey de var. Filyos, Zonguldak, Sapanca, Adapazarı ve İstanbul bağlantısı. O iki aşamalı olarak Karasu'ya kadar şu anda yapılıyor. Karasu'dan sonrasında yapılacak. Böylece bizim mesela demiryoluyla ilgili Zonguldak'tan bir yükü biz İstanbul'a Ankara üzerinden gönderiyoruz. Yani böyle bir yağ çizerek gönderiyoruz. Çok büyük bir kolaylık sağlayacak bu. Bu konuda da çalışmalar var. Zaten bir bölgenin altyapının da en büyüğü ulaşım. Yani deniz, hava, kara, efendime söyleyeyim ve demiryolu. Ağırlığı olduktan sonra buralar bir cazibe merkezi oluyor. Şimdi bunlara tamamlamak üzere. Bu merkezde yine merak edilen konulardan bir tanesi, madem altyapıya girdik, yollara girdik. Evet. Ereğli Devrek ve Ereğli Zonguldak. Yolu ne zaman bitecek? Evet. Bunlar kamu vatandaşımız çok merak ediyor. Çok merak ediyor. Çok merak ediyor. Hatta bununla ilgili büyük ızdırap içinde. Evet. Ereğli Devrek yoluyla ilgili de bir orada toplantılar yapıldı. Siz davetli değil miydiniz oraya? Toplantıya davetliydik. Evet. Ben çok da katılmak istedim. Ancak bizim tabii çalışma sistemlerimiz seçim koordinasyon merkezlerine bağlı. Seçim koordinasyon merkezlerinin izin vermediği yerlere biz maalesef demiyoruz. Şöyle bir şey öngörüldü. Dedi ki yani orada belki tatsız bir takım söylemler, eylemler, sataşmalar olabilir. Bunlar seçim boyunca bizim diğer konularla alakalı olarak da önümüze gelebilir. Onun için biz bu işleri bizzat Başbakanımızın ağzından duyalım. Ona göre belli bir süre sonra da bu arkadaşlarımıza orada aynı şekilde izah edelim. Ama biz tabii... Peki ne olacak? Yani siz yaklaşık 10 gün sonra milletvekilisiniz. Şimdi onu anlatacağım. Biz ne yaptık biliyor musun? O günün akşamı biz oraya gittik. Gece. Ha, oraya gittiniz. Gece. Aydın köyünde bir düğün vardı. Hem düğüne işler ettik. Düğünden sonra da o bölgedeki 13 köyün muhtarıyla orada toplantı yaptınız. Armutlu Cuma'da kahvehanede toplantı yaptık. Saat 2 yarıda. 2'de çıktık oradan. Yani yok konu bizim değildir, şu bu şeyine gitmedik. Yani bizim, ben şunu söyleyeyim, yani vatandaşlarımız da bilsinler. Bekara karı boşamak kolay. Yani 8 Haziran günü ülke yönetiminde olmayacakları, her şeyi söylemeleri mümkündür ama onların söyledikleri 8 Haziran'da olmayacakları için hiçbir şey de ifade etmez. Bizse, bizim söylediğimiz bizi bağlar. Bizim iktidarımız devam edecek. Devam eden bir iktidarda eğer siz... Devam edecek mi efendim? Kesinlikle. Yani oy oranları nasıl kendi, şimdi? Kendi varlığıma nasıl inanıyorsam... Zonguldak'ta ve Türkiye'de devam edecek. Yani devam edecek. Zaten şunu söyleyeyim, yani madem ki oraya sıkıştırdım bunu. Şu anda muhalefet dahil olduğum üzere Türkiye'deki bütün siyasi otoriteler AK Parti'nin tek başına iktidar olup olmayacağını değil, kaç milletvekiliyle iktidar olacağını tartışıyor.
Yani 300 müdür, 350 müdür, 400 müdür vesaire gibi. Bu noktada, bu noktadan ele aldığımız zaman biz daha uzun yıllar ülkeye hizmet edeceğiz. 2011 yerel seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı %48 Zonguldak'ta bütün ilçelerle beraber, CHP'nin %37, aldığınız oy oranı, oy 183 bin şeyin genel seçim 2011 145 bin. Ancak belediye seçimlerinde bir düşüş oldu. Özellikle Zonguldak merkezde %39.9 CHP, %38.6 AK Parti. Yani bir düşüş var. Bunun yok, düşüş yok. Nasıl toparlayacaksın? Zonguldak'ın merkezinde zaten sürekli öyle çıkarıyor. Merkez çok kozmopoliktir. Merkez. Zaten il genelinde, il genel meclis oylarında evet %46. Yani, il genel meclis oylarına ya kırsalda AK Parti'den başlıyor. Tabii. Parti yok. İl genel meclis oylarında %46, CHP'nin de %35. Yani şeyde 30 Mart seçim, bir yıl önceki seçimlerde. Evet. Yani yine bu 45-46'yı koruduğunuzda 3'e 2... Yok, 45-46 değil, biz Zonguldak'ta 50'nin üzerine çıkarız. 50'nin üzerine çıkarız. Çok iddialı. Niye iddialı olsun, çıkarız, ne çıkarız? Ama 3. sıra adayımız ortalarda gözükmüyor sanki. Yani yok, şu anda çok güzel çalışıyor. Çalışıyor. Hele siz sahaya inince gördük ki... Bir de şunu söyleyeyim ben, yani bakın, genel seçimlerin farklı bir karakteri var Şenol Bey. Genel seçimlerde genel adayların performansları, kılcal damarları ana damara yönlendirme şeklinde olur. Ama seçimi tayin eden ana damardır. Ana damar genel merkez. Genel merkezin davranışlarıdır. Bakın oradaki göstergeler bu sonuç, seçim sonucunu etkiler. İnsanlar ona göre karar verir. Yani bir yerde işte şu geri kaldı, bu ileri gitti noktası değil. Ha biz ne yapmaya çalışıyoruz, onu söyleyeyim. Madem ki bizim genel merkezimiz bize ikinci sırayı layık gördük, bize o güvenmiş, biz o güvene layık olmak için... Zonguldak'ta sıralama şey değişir mi Sayın Çatıroğlu? Zonguldak'ta nasıl olur? Yani 15 gün sonra Zonguldak'ta AK Parti'nin kaç milletvekili olur? Diğerlerinin gönlünden geçen 5-0 olması. 5-0. Olmasının gönlünden geçiyor. Evet. Ha, olur mu olmaz mı? Ne olur? Onu vatandaş tanıyacak. O tahminde biz bulunmuyoruz. Yine 3 olur mu? 3 kesinlikle olur. 3 kesinlikle olur. Ya bu değişmez diyorsunuz. 4 için çalışıyoruz şu anda. Emine Çift için çalışıyoruz. Dörde çalışıyoruz. Çünkü bakın, Ali Uzun'un 11 bin oyu var. Yani, o zaman o da size yazılır. Ya, şey yaparlar şimdi bu çok bilinmeyen bir denklemdir aslında. Evet. Gidenler olur, gelenler olur. Önemli olan şey artıların, eksilerin birbirini nötralize ettiği noktada iş devam eder. Şunu söylemek istiyorum ben. Yani biz insan üstü bir çabayla çalışıyoruz şu anda. Hı. Ben dün Doğu Sıcak'ta 20 tane programa gittim. Bunun içerisinde piknik sahalarının gezilmesi var, nikah var, nikah şahitliği var, düğünler var. Efendime söyleyeyim. Kapı gitme var. Bir yerde yemek programı var. Efendime söyleyeyim. Ve eve gittiğimizde artık bizi görse ya bu başkan kafayı çektiler yani öyle elimi böyle bir şey yapıyor. Halbuki alkol falan kullanmıyorum yani anladın mı? Sigara bile kullanmadığınızı söylediniz. 10 seneyi geçti. Evet. Şimdi dolayısıyla bu yansıyor. Nasıl yansıyor? Şimdi basında yayında çok yansımayabilir ama insanların içerisinde yansıyor. Biz topluma gittiğiniz zaman o verdiğiniz pozitif enerji insanları etkiliyor. Şimdi o enerjiyi verdiğimin kanaatindeyim. Mesela dün şeye gittik, bizim Sarıgadı köyüne gittik, o romanların köyüdür. Orası daha önce Çayköy'üne bağlı bir köydü. Biz dedik ki, herkes kendi kaderini, kendi tayin etme hakkı varsa, romanların da kendi kaderini tayin etme hakkı var. Nasıl burada bakırlık, kurtarlık... Sizi de çok severler. Çok severler. Bak, enişte diyorlar bize. Çünkü bizim hanım, o hemen arada bir yol var, Çatak köyünden. Annem de hemen... Onlar gene bitişinde Sofumlu köyünden yani. Hı. Bir de dedem onlara zamanında arazi vermiş. Dayım da rahmetli köprü yapıyormuş onlara. Aramızda çok derin bir bağ var. Ve şimdi orada coşkulu, çok büyük coşkulu bir kalabalık olunca hemen biz de onlarla beraber hem oynadık hem davul çaldık. Efendime söyleyeyim. Çok büyük tezahüratlarla oradan çıktık. Her gittiğimiz yerde biz bu enerjiyi, sinerjiyi sağlayabiliyoruz. Sadece Ereğli Lapta'da değil. Şenol Bey, ben Çarşıma'ya da gidiyorum. Aynı 24 saat esasına göre. Devre'ye de gittim, Gökçebey'e de gittim, Kilimli'ye de gittim, Konuzlu'ya da gittim, merkeze de gittim. Her yerde
karşılığımız var. Her yerden talep eden bir arkadaşınızım ve... Bunu soracaktınız. Evet. Çaycuma Devlet Gökçe Bey de sizi kucaklıyor mu diye siz cevap veriyorsunuz. Acayip bir şekilde. Çok acayip. Çok acayip bir sahiplenme var. Hemen elektrik... Bildiğiniz gibi değil yani. Hani evlilik programlarında soruyorlar ya elektrik var mı diye. Elektrik veriyorsunuz yani. Bak bak. Bir adayı ister belediye başkanı alıyorsunuz, ister milletvekili alıyorsunuz. En önde savunacak kimdir biliyor musun? Kendi teşkilatı. Evet. Bakın ben bu teşkilatlardan temayülde birinci çıkmış bir kardeşinizim. Zorunluluk çapında. Yani ele yalap değil. Şeyde temayülde birinci çıktım. STK'lardan da ilk sıralarda çıktım. STK temayül yapıldı daha sonra. Dolayısıyla şimdi sizi bütün Zonguldak'ın kendi teşkilatınız ve STK'ları benimsiyorsa, bağrına basıyorsa bu vatandaşla da karşılıklı. Onun için bizim hiçbir yerde hiçbir sıkıntımız yok bununla alakalı. Çalışmalarımız bu mertebede devam ettiriyoruz. Biz tekrar bu sorunlara gelirsek, evet. Şimdi tabii başbakanımız bu konu arz edildi. Ereğli Devlet Yolu, Ereğli Zonguldak Yolu. Başbakanım irticalen konuştuğu için bazı mevzular orada gündeme gelmedi. Ama daha sonra biz bittikten sonra otobüsteki başbakanımızın özel bir odası var, dinlenme odası. Oraya milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımızla birlikte, başbakanımızla Zonguldak'ın sorunlarını arkada il başkanımızla birlikte konuştuk. Özellikle de bu konuları bahsettik. Bunların talimatları verildi. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü ile Özcan Bey konuştu. Ve aldığımız cevap şudur. Her iki yolda 2006'ın sonu itibariyle bitirilecek. Ereğli Devrek yolu. Ereğli Devrek ve Ereğli Zonguldak yolu. 2016'da biter mi? Zaten 2017 son nihayeti. Bakın bu Ereğli Zonguldak yoluyla ilgili bir yanlış bilgilenme var kamuoyunda. Burası AK Parti'nin önce eski ihale mevzuatına göre verilmiş bir yol. Ve 15 yıl süre bulmuş bu. Ve her sene fiyat farkı aldığı için müteahhit ağır ağır yapıyor işi. Ama en nihayetinde bize 2006 dedi, 2007'de de bitirmek mecburiyetinde. Yani başka şansı yok. 2017'de bitirmek. Süresi bitiyor. Ama 2006'ya kadar bitireceğine söz verdi. Evet, sevgili dinleyenler, bana mesaj atıyorsunuz. Niye taahhütnameyi imzalamadı diye. Taahhütnameye gerek yok. Buradan sözlü taahhütnameyi... Evet. Ereğli Devlet Yolu ile ilgili de şimdi onlar konuşur, biz yaparız. O arkadaş aynen onu söyleyeyim ben. Çünkü onların 8 Haziran'da ortalıklarda olmayacakları için ne söylediklerini evet biz dinleriz ama biz yapabileceğimiz şeyi söyleriz, yapamayacaklarımızı söylemeyiz. Ne aldatan olacağız, ne aldanan. Başka türlü bunun yolu yok. Ben adama şimdi olmayacak şeyi söylersem, ben 4 sene milletin içerisinde dolaşacağım, 4 sene sonra gel tekrar gideceğim, diyeceğim ki kardeşim bana oy verin, ben milletvekili olacağım. Verir mi adam? Onun için dürüst olmak zorundayız. Şimdi Ereğli Devlet yoluyla alakalı da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi iki tane müteahhit var orada. Bir devlet tarafından başlayan müteahhit var, bir de Ereğli tarafından başlayan müteahhit var. Ereğli tarafından başlayan müteahhit kayyumda. Kardeşim, firma iflas etmiş ya. Arslanlar. Arslanlar bir şey. Öbürkü firma sağlam ama bu arada görünmeyen heyelanlar, bir sürü heyelan olmuş. Yolda kaymalar olmuş. Bunlar şeyin maliyetinin içerisinde değil. Sonradan meydan. Bunlar hemen 2016'da bitecek mi? Bakın şöyle bir şey var. Keşke bazı yerleri Alaplı Akçakoca arasında olduğu gibi tünellerle geçilebilseydi. Bu heyelanlara hiç bulaşılmasaydı. Öyle olsaydı daha kısa biterdi ve daha ucuza mal olurdu. Şimdi ne yapılacak? O heyelanlar için çalışma yapılacak. Zaten bunların ödenekleri de bitmek üzere. Ödenekleri bittiğinde, bu sene yeni 5 kilometre daha yol açılacak orada iki taraftan da. Ama bunların ödenekleri bittiğinde yeniden burası ihale yapılacak. Tek bir maddelik bitecek şekilde. Onu da bu sene içerisinde yetiştirecek karayolları ve onlara 2016'nın sonuna kadar süre verecek. Bu yolda açılacak. Bu yolun açılmasını çok arz ediyorum ben. Niye biliyor musunuz? Yeni bir bakış açısı gelecek şeye, Ereğli Alap bölgesine, bu yol açıldığı zaman. Devrek, Çaycuma, Gökçebey, hatta Yenice, İstanbul'a gitmek istedikleri zaman bu yoldan gidecek. Alaplı, Ereğli istikameti de, bu taraf da Ankara'ya gitmek istediği zaman Bolu'yu dolaşmayacak, o yoldan devam edecek. Yani yeni bir şey aldırıyor, bak yeni bir nefes, yeni bir damar yolu bu. Bu aynı zamanda ticareti etkileyecek ve turizmin de gelişmesine vesile olacak. Hem bu bölge için hem bu bölge için. Tabii canım. Kesinlikle. Batıya gidenler buradan, doğuya gidenler oradan. Kesinlikle. Şimdi burada Zonguldak'ta böyle bazı endişeler olabilir bununla ilgili. Ya biz bypass ediyoruz. Hiç alakası yok. Zaten o insanlar İstanbul'a giderken Bolu'yu kullanıyor. Biz de
Ankara'ya giderken bu duygu oluyoruz. Doğru mu? Evet. Ortak nokta biz şu an onlar İstanbul'a giderken Alapere'yi güzel geldi. Biz Ankara'ya giderken Devrek Çarşıma güzel geldi kullanacağız. Bunun Zonguldak'taki şeye bir zararı yok, sıkıntısı yok. Dolayısıyla en önemli takip ettiğim noktalardan ikisi bu yol. Zaten bizim hükümetimizin önceliği önce bir yerde su yoksa su, sonra yol. Bu konuda da hiç kimse kendi sesi yok. En yüksek derecede onu takip edeceğiz. Taahhütname, yani tutulmayacak taahhütnamenin iktidar olmayacak partinin taahhütnamesi de bir işe yaramaz. Bizim taahhütnamemiz söz. Gerekirse taahhütname de imzalarız. Hiçbir sıkıntı yok. Ha, yani problem değil. Hiç problem değil. Önemli olan iş yapmak yani. Yoksa ne yapılmış, imzalanmış kağıtlar var. Adam çekin senelerini ödemiyor. Ondan büyük taahhütname mi olur? Öyle değil mi? Evet. Adam ödemedikten sonra, tutmadıktan sonra her tarafa imza atar. İpoteği yakıyor. Bir de şöyle bir şey var, bakın. Şimdi krediyi ödemeyecek adam faiz oranına bakmıyor. Onun için bulduğu en ucuz kredi alabildiği kredidir. Bulduğu en ucuz faiz. Ama ödeyecek adam kılı kırk yarıyor, bilmem ne yapıyor. Çek keserken de mesela ödemeyecek adam yazıyor, geçiyor. Tamam mı? Kısa, uzun, miktar fark etmez. Ama ödeyecek adam... Fındık zamanına bakıyor adam. Çok düşünüyor. Ben bunu ödeyebilir miyim diye. Onun için... Yapacak adam da biraz... Yapmayacak adamın taahhütname imzalaması bence kıymeti harbiyesi yok. Yapacak adamın sözü yeter bu işlere. Biz de bu sözü veriyoruz. Bu yolları tamamlayacağız sadece. Evet. Faruk Çatıroğlu sürekli burada içimizden biri. Alaplı'nın, Ereğli'nin, Zonguldak'ın hemen ulaşabileceği. Zonguldak yolu ve Ereğli Devrek yolu ile ilgili soruları cevapladı Sayın Çatıroğlu. Hastane ile ilgili de, eski hastane ile ilgili de Başbakan'ın açıklamalarını söyledi. Şimdi tersaneler ve organize sanayi ile ilgili. Evet. Şimdi hakikaten tersaneler mevzusu bizim kanayan bir yaramızdır. Yani çekiş sesleri ne zaman duyulacak? Bu kısa sürede gelişim gösteren, hatta temellerini bizim Kurucu Genel Başkanımız, Başbakanımız ve milletin oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız bunu temelini açtı, açılışını da yaptı. Ben ikisinde de bulundum. Bu bölgede ciddi bir istihdam kaynağıydı. Sadece İslam kaynağı olmakla kalmayıp bizim Ereğli ve Alaplı insanlarının Türkiye'nin değişik yerlerinde bu işi yaparken buralara taşındılar. Alaplı Ereğli'ye tekrar bir tersaneler var. Bir de öyle bir boyutu var. Efendime söyleyeyim. Ve tabii 2008 dünya krizinden sonra da bu hatırlarsanız o zamanlar tersaneler işte 2015'e kadar 2020'ye doğru falan denildi. Evet. Halbuki böyle bir şey yok. Yani bu siparişler bir sıkıntı hemen iptal ediliyor. İşte önümüzde gördük. Neticede biz krize girdiğimiz zaman Türkiye'deki diğer tersaneler tam şey çalışıyor mu Sayın Çatıroğlu? Yok, şimdi hepsi çalışmıyor. O Fikri Bey de söyledi Sayın Teknoloji ve Sanayi Bakanımız. Burada benzer sorular başka yerlerde var ama şimdi dünya büyük montanlı, yani büyük hacimli gemilere yöneldi. Büyük hacimli gemileri bizim herhalde yapmamızın imkanı yok. Onun için bu bizim çok büyük bir sıkıntı. Hem mevcut ilave istihdamı kaybettik biz, hem de yetişkin iş gücü buraya gelmişti. Onlar tekrar buradan gitmek zorunda kaldılar. Bu da ayrı bir yıkım oldu. Buna göre planlı projesi yapanlar sıkıntıya girdi. Şimdi biz tersanecilerle görüşüyoruz bu konuyu. Ereğli gemiyle görüştük. Madenciyle görüştük. Stoğlu'yla görüştük. Efendime söyleyeyim. Orada yapabileceğimiz bir takım işler var. Farklı işler var. Daha önce üzerinde çalışılmış, bir aralar gelmiş. Fakat altyapısı tamamen oluşturulmadan, sağlanmadan şu anda deklare edemeyeceğimiz takım çalışmalar var. Bunları, çünkü lobiler var Türkiye'de. Siz bir şey tam sağlama almadan konuşunca önünüzü kesiyorlar. Hemen kesiliyor yani. Onun için seçimden sonra ele alacağımız işler var. Yani bu tersanelerde farklı işler de yapılabilir. Bu noktalarda çalışmalarımız var. Bunun tam araştırmadığımız için olurlu olmasını ben şu anda söyleyemiyorum ama o konuda yoğun bir çalışma yapacağız. Organize sanayi bölgemize gelince
epeydir faaliyeti olan Kobe'ye sahip ediyordu. Hala boş demeyi olursa bu düşündürücü. Burada Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı hani burası doldu falan diyor ya, ben dün organize sanayi bölgesini biraz gezdim. Yani evet orada çalışan fabrikalar var ama halen parsellerde temel atılmayan parseller var. Bana göre de olmadı. Birbirimizi kandırmamızın bir anlamı yok. Organize sanayi bölgesiyle beraber neden Zonguldak'a teşvik verilmiyor? Bir de daha önceler yine milletvekili aday adaylar arasında Aslan Keneş'i konuk etmiştim ben. Aslan Keneş dedi ki, TOFAŞ'ın dedi CEO'su, şimdi Erdemir'in Oyak'ın CEO'su. Oyak bir Renault kuruluşu, TOFAŞ'ın CEO'su da burada. Yani buraya dedi bir conta, bir civata, bir cant kapağı şeyi yan mamül alsa 300-500 bin ki artı bin yapar dedi. Yalnız Oyak'ın CEO'su bize bu konuyla ilgili bu zamana kadar hiç gelen yok. Valla ben size bir şey söyleyeyim, bu tartışmada ta eskiden beri devam ediyor. Ama biz bir defa birlik beraberliğimizi sağlayabilmiş değiliz. Ben bu Ereğli OSB'nin, Alatlı OSB'nin ta başından beri toplantılara gidiyorum, geliyorum, efendime söyleyeyim, efendime katıldım. Mesela bir toplantı şu gündeme geldi. Dendi ki, evet, Sayın Çatıroğlu, evet, şimdi, AK Parti 2. sıradayımız Çatıroğlu'yla konuşmamız devam ediyor. Çok büyük bir firma buranın yarısını istedi veya tamamını istedi, tam hatırlamıyorum. Tezcan'dı galiba, Galvanizci. Tezcan'dı. Kıyamet koptu. Yok, niye verelim, niye gelelim, niye öyle olsun. Bir ara öyle bir söz konusu oldu, Santol Holding'in. Abdülkadir Kuyruğlu. Böyle bir büyük bir tesis kurma noktasında. Şimdi, bakın büyük o tesisle biz kaçırdık o zaman. Kavgadan, gürültüden dolayı kaçırdık. Kendi aramızda anlaşamadığımız için. Böyle Likoil gelecekti bu bölgeye. Yani buraya gelecek, değil de yani. Filosa gelecekti. Yani şimdi bakın orada büyük bir firmanın olması Ereğli'deki ticareti de canlandırır. İmalatçıları da canlandırır. Şimdi Ereğli'de, Ereğli Alap bölgesinde hatırlı sayılır şekilde makine imalat sanayisi var. Evet. Hatta Müsiyat, Bakka ve Kalkınma Bankası ortak bir rapor hazırlamışlar. Çok ciddi şekilde bir imalat potansiyeli var. Şimdi bu potansiyeli neyle destekleyeceksiniz? Burada bir büyük bir kuruluş olacak ki o kuruluşla beraber bunlar hayat bulsun, devam etsin. Şimdi onları kaçırdık. Şimdi ama elimizde bir yer var hala. Alaplı Ordu'nun sanayi bölgesi 850 dönüm yeri var şu an. Böyle bir büyük bir firma talep ettiği takdirde ben yetkilileriyle de görüştüm oranın yönetimiyle. Zaten daha önceden beri çalışmalar var. Birkaç heyetler geldi yurt dışından falan. Böyle bir talep olduğu takdirde biz hiç kimse itiraz değilse, engelleme de yapsa hiçbirine kulak asmayız. O 850 bölümü büyük yatırımcıya tahsis ettiriz. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Bir defa. Bu bölgeye büyük bir hayatiyet ve canlılık sağlayacak bir proje. Aynı zamanda